Arkadaşlar herkese selamlar. Selamlar. Bugün Specialized'ın Levo Turbo modelini inceleyeceğiz. Bu bisikletler elektrikli bisiklet ve daha bir ay önce lansmanı yapıldı. Biz de şu anda yeni deniyoruz. İlk deneyimlerimiz çok sessiz. Eski modellerinden 2017'lerinden 2018'lerinden 2019. 2018'lerinden daha hafif. Bunlar 2019. İlk deneyimlerimiz güzel. Şimdi bir kısaca bir inceleyelim bisikleti. Bugün 2019 Turbo Levo'yu test ettik Öner'le. Bu benim daha önce bisiklet aldığım bir bayi. Bu extra large boyu. Ben de 188 cm. Dolayısıyla işte bana uyuyor. Boyutu gayet iyi yani. Aşırı sessiz. Bende farklı bir elektrikli bisiklet vardı, High Bike. O da çok güzel bir bisikletti ama bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi etrafta böyle ekran falan olmadığı için normal bisiklet kullanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Elektrikli bisiklet gibi bir his vermiyor. Zaten çok da sessiz olduğu için. Elektrikli bisiklet olduğunu sadece sizi pedalı çevirirken elektrik motorunun verdiği destekten anlıyorsunuz. Onun dışında normal bir dağ bisikleti gibi. Bu seneki modeller 29 inç jantla geliyorlar. 27,5 yok. Şu anda kullandığımız alüminyum modeli ve aşağı yukarı $5,950 diye hatırlıyorum Amerika'daki satış fiyatı, artık KDV. 12 bin dolara kadar çıkan modelleri var bunun. İşte karbon bodyli, frame'li. Diğer Specialized modellerinde olduğu gibi burada suluğun altında gizli bir çok amaçlı şey var, alet seti. Gayet kullanışlı bir şey. Onun dışında bu model önde ve arkada RockShox'la gelmiş ama diğer modellerinde Fox kullanıyorlar. Önde ve arkada 200 mm'lik çaplı diskler var. Bu en base modeli olduğu halde gayet dolu bir bisiklet. Ama 12 bin dolarlık olanında tabii çok inanılmaz özellikler var. Toplam süratiyle ilgili bir bilgi var mı? Toplam süratiyle ilgili bilgi var. Amerika'da bir elektrikli bisikletin maksimum yapabileceği sürat 20 mille sınırlandırılmış. Eğer hani öyle çipler var işte, gidip o hızı sınırlandıran şeyi kaldırtabiliyorsunuz ama bisikletiniz garantiden çıkıyor. Bunlar dediğim gibi 20 mille sınırlandırılmış durumda. Aksi takdirde yasaya aykırı oluyor. Full power'da yaklaşık 2-3 saat kadar kullanılabiliyor sanırsam. Evet. Pilleri şuradan aşağıdan çıkıyor. Tamamen gizli. Aynen öyle. Normalde ben şunun içinde söylüyorum. Bunun elektrikli bisiklet olduğunu kimse anlamaz. Ha, şuradan gösterebilirsin bak. Şurada Class 1. Class 1 dediği sizin pedal çevirmek zorunda olduğunuz, size motor gibi kendi giden bir bisiklet değil yani. Pedal çevirmek zorundasınız. Class 1 o demek. 20 milde dediğim gibi sınırlandırılmış hız sınırı. Tabii ki manuel bisikletlerden birazcık daha ağır haliyle, çünkü bir kocaman bir motor var içinde ama evet, bu piyasadaki en kibar, en şık ve en hafif elektrikli bisiklet. Bizim elektriksiz bisikletlerimiz aşağı yukarı 13 kilo civarındadır. Bunlar 20 kilo civarında bildiğim kadarıyla. Ama tabii kullanırken tüy gibi basıp gidiyor. Çok da kolay kullanması, çok da keyifli. Evet, ilerleyen zamanlarda Levo Turbo ile ilgili daha geniş çekimler yapacağız. Biz de biraz deneyelim bisikleti. Tekrar görüşmek üzere. My dear friend, where have you been? Where have you gone? What did you win? Someone there, are you listening? Is it too late? Thank you.